Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle 21 numara tığ ve açıklı koyulu tonlaması olan bir sıralı model hazırladım arkadaşlar. İpim leylak marka. Şöyle şu şekilde göstereyim. Leylak marka alırsanız böyle kalıp gibi çıkıyor arkadaşlar. Bir de esnetinde daha incecik oluyor. Şöyle leylak marka saks mavisi, rengi yok arkadaşlar. Sadece saks mavisi olarak geçiyor. Şöyle mavinin rengi de tülbentimle birebir aynı renkte. Bu tonda tülbentimde. Şöyle mavinin rengi. Şimdi numarasını da göstereyim arkadaşlar. 131 numara. Altın başak. Mavinin rengi. Evet, dediğimiz gibi şöyle tek renk mavi reyyan marka güzel bir tülbentim var arkadaşlar. Şöyle Instagram'da keşfette gördüm bu modeli ve yavru ağzı ve kahverengiydi arkadaşlar. Görünce hemen muhakkak bu modelden anlatmalıyım sizlere dedim. Şöyle biraz tonlama açısından tülbentimi de toplayıp şöyle ışıkta da göstereyim. Daha net çıkıyor arkadaşlar. Bazen mavi tam rengini verdirmeyebiliyor. Evet, gerçekten yapılışı çok kolay görüyorsunuz. Örümceğin kenarında bildiğimiz sık iğneli trabzan. Üst kısmı da bu iğneden tığa çevirdiğimiz modellere çok benziyor. Şöyle 4 tane çıkardım. Sizlerle de nasıl yapıldığına bakalım arkadaşlar. Şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini ikişer zincir çekerek hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Evet. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Bakın ilk başlar gibi başlayacağız. Şu arka tarafı unutalım arkadaşlar. Evet. Sık iğne ile sabitledik. Her örümcekten önce muhakkak bir zincirimizi çekiyoruz. Şöyle örümceklerimin boyutu hepsi aynı olacak. İpimi uzattığım boyut, bakın şu örümceğimin boyutunu belirliyor. Şu tek telden girerek örümceğimizi kapatıyoruz. İki defa tığımı doladım. İki tığ battı atlayıp şöyle 2 2 2 alarak 3 seferde bir trabzan hazırlıyorum. 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum kirpik olarak trabzanımın arasına. Geriye kalan kısmı da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 şöyle. Buradaki trabzan yaptığım sık iğneyi de giriyorum 5. Şöyle arkadaşlar, bu trabzan bu şekilde 4 tane sık iğne alıyor. Fazla yapınca buruşuk gibi duruyor, böyle güzel bir görüntüsü olmuyor. Evet, şimdi aynısından bir tane daha yapalım. Bu şekilde devam ediyor yani. Çimen kısmı tülbentin kendi rengiyle yapıp tığlamasını hazırlayıp çimenini de kendi renginden yapınca güzel duruyor. Evet. İki defa doladım yine örümceğimin üzerine. Üçüncü tığ battıya. Şöyle 2, 2 ve 2. Evet, bakın bombeli bir örümcekler oluşturuyoruz. 4 zincirimi çekip trabzanın arasına kapatıyorum. Bu modeli gösteren trabzan da oluyor. O yüzden fazla doldurmayalım. 4 tane, bakın şöyle güzel İnci gibi sık iğneler yapıyoruz. Ne buruşuk ne birbir üstüne. Şöyle fazla doldurunca arkadaşlar sıkışık oluyor. Şöyle düzgün bir görüntü olmuyor. 4 sık iğneden fazla doldurmuyoruz. 5.'yi de bu şekilde trabzan yaptığımız tığ battıya yapıyoruz. Evet. Bakın bu şekilde 2 tane hazırladık. Bir tane daha yapalım. Anlaşıldı sanırım. Şu ipimizi uzattığımız boyut örümceğimizi belirliyor.
Şöyle tek telinden girip örümceğimi kapattım. Bakın hepsini aynı boyutta olursa güzel durur. İki defa daladım. İki tığ atlayıp şöyle 2 2 2. Trabzan hazır. 5 4 zincir. 4 zinciri kapattım. Şöyle 1 şöyle 2 3 ve 4. Evet, şöyle trabzan yaptığımız tığ battının içine de girip sabitliyoruz. 3 zincirimi de çektim. Bakın. Bu şekilde çimenimizi hazırladık. Şimdi üst kısmını nasıl yaptık ona geçelim. Evet, şimdi ikinci sıranın yapılışına başlıyoruz. Arka tarafını unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın. İpimi tığıma tutturdum böyle bu şekilde. Bir defa tığımı doladım. Trabzan yaparak başlıyoruz. Burada trabzanın tepe noktasındaki yuvadan 2 2 alarak şöyle minik bir trabzan yaparak başlıyorum. Arasına bir zincir, bir defa doladım. Yine aynı yuvaya 2 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir. 4 zinciri kapatıp bu şekilde bir kirpik oluşturdum. Bir zincirimi çektim. Bir defa tığımı dolayıp şöyle 2 ve 2. Şöyle bakın. Ortasında bir tane kirpiği olan 3 trabzan yaparak başladık. 10 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Şöyle ilk trabzanın tepe noktasına da girip 10 zincirimi buraya sabitledim. Şöyle bir, 2 tane de zincir çekip düz tarafına döndüm. 10 zincirli yuvanın içine ikişer zincirden 9 tane kirpik yapacağım. 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 tane zincir 6 2 zincir 7 2 zincir 8 2 zincir ve 9. Bu şekilde. Evet. İpimiz leylak markası olduğu için bir de esnettik arkadaşlar. İncecik, zarif gibi çok hoş böyle iğne oyası dediğimiz zariflikte oldu. Yine ilk başlama noktasına geldik. Ara köprü zinciri olarak 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen bu trabzanın tepe noktasına girip 2 2 alarak minik bir trabzan. Araya bir zincir, bir defa doladım. Yine aynı yuvanın içine 2 ve 2. Bakın. 1 2 3 4 zincir. Aradaki trabzana kapattım. Araya bir zincir, tekrar bir defa doladım. Yuvaya giriyorum 2 ve 2. 10 zincir çekiyorum. 8 9 ve 10. Şöyle çevirdim 10 zincirimi. Buradaki trabzanın tepe noktasına ilk yaptığım şöyle göstereyim. Kapattım 10 zinciri. Şöyle 2 zincirimi de çekip dönüyorum. Bu birinci, 2 zincir. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 10 tane zincire tam tamam arkadaşlar. Bu şekilde 2 zincirden kirpik oluyor. Tabii ki zincirleri sıkı sıkı ve incecik iple. Son kalan yuvamızı da yapalım. Şöyle bir defa doladık 2 zincirimizin üzerine
ve trabzanın tepe noktasına yaptığımız yuvanın içine yine 2-2 alarak trabzan yapıyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Kapattım. Araya bir zincir. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2. Evet. Ortasındaki tomurcuk yeri yaptık. 10 zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen kapatıp buradaki şöyle trabzanın ilk trabzanın tepe noktasına kapattım. Şöyle bir iki zinciri ters tarafında çekip düz tarafına bu şekilde dönüyorum. Ve 10 zincirli yuvaya yine 9 tane ikişer zincirden kirpi 2 yapacağız. Şöyle 2. 3 4 5 6 7 2 zincir 8 2 zincir 9 şöyle son iki zinciri de sökülmesin diye çekelim. Hemen parmağımdaki ipi çıkarayım. Evet, şöyle bakıtayım arkadaşlar. Bakın, ütüsüz bir iş. Hemen parmağımdan çıkarıp karşınıza getirdim. Şöyle arkadaşlar, görüp görebileceğimiz en güzel sıralı modellerden bir tanesi oldu. Bir de kalıp gibi oldu. Böyle açıklı tonlu iğne oyası havasında. Ben öyle bir hava hissettim arkadaşlar. Şöyle bakın şu zerafeti, güzelliği için şöyle elimizde düzeltelim de. Şöyle hoş ve zarif, çıtı pıtı güzel bir model hazırladık sizlerle beraber. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle inşallah işinize yarayan da güzel bir video olmuştur. Şöyle anlatımı anlaşılır bir video olmuştur. Evet. Emekler için beğeni ve yorum yaparak da destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.